Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız salonumuza teşrif ettiler. Tekrardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz, sefalar verdiniz. Değerli konsoloslarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın bu coşkumuza ve bu heyecanımıza Saygıdeğer Genel Başkanım, Saadet Partisi, değerli İstanbul İl Başkanımız ve diğer il başkanlarımız, çok kıymetli Saadet Partisi yöneticileri, genel merkez yöneticileri ve tabii ki İstanbullu hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu güzel iftar sofrasından, sizlerle bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hep birlikte Ramazan'ı idrak ediyoruz. Hep birlikte iftar sofrasındayız. Çok kıymetli bir katılımla orucumuzu açtık. Öncelikle Allah kabul etsin. Ramazan her bakımdan aslında müstesna bir zaman dilimidir. Hayır ve bereketiyle, maneviyatıyla ve faziletiyle bizi sarar. Ramazan insan bedeni ve ruhu için aynı zamanda ilahi bir uyarıdır. Bizi yaşamakta olduğun hayata, heveslerine, hislerine çeki düzen ver, nefsine söz geçir diye ikaz eder Ramazan ayı. Özüne dön, Rabbine yönel mesajıdır Ramazan. Ramazan, toplumsal hayatın birliği ve dirliği içinde bir can suyudur. Ramazan, bizi başkalarının farkına var. Herkesin halinden, dilinden anla ve herkesi kendinle bir tut diye ikaz eder. Ama insan tüm bu güzel, bu kıymetli mesajları anlamazdan gelip kulağının üstüne yatmakta da ne yazık ki mahirdir. Hele de elinde güç varsa, iktidar varsa. Maalesef iftar sofralarının bile senin, benim, bizimkilerin, ötekilerinin diye ayrıştırılmaya çalıştığı günler, zamanlar yaşıyoruz. İnançlar üzerinden tamamen mesnetsiz yapay düşmanlıklar üretmeye çalışanları bu yolla kendilerine sonsuz bir ikbal yaratma hevesine kapılanları görüyoruz. Üzüntüyle izliyoruz. Tabii ki bunlar boş heveslerdir, ham hayallerdir. İftar sofraları dini, inancı ne olursa olsun herkesi ortak bir duyguda buluşturan bir gönül zenginliğinin ifadesidir. Türkiye bugün iftar sofralarını bile tesiri altına almış bir kibir ve israf düzeninden arınma mücadelesi vermektedir. Hiç şüphe yok ki bu mücadele kısa zamanda
sonucuna milletimizle birlikte ulaşacak. Kardeşlikle, yardımlaşmayla kurulan sofralardan yükselen güçle mutlu, huzurlu ve bir adaletli bir ülke olacağız. İsraftan ve ifrattan uzaklaştıkça kendimize ve birbirimize yakınlaşırız. Birbirimizi daha çok anlar, daha fazla hissederiz. Tıpkı bugün burada olduğu gibi. Bu anlamlı iftar sofrasıyla bize bu güzel hisleri yaşatan çok kıymetli Saadet Partisi İl Başkanımıza, heyetine ve bugünün çok değerli ev sahibi saygıdeğer Genel Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye güzel günlere kibirden, israftan ve ifrattan arınmış liderlerin öncülüğünde ulaşacak. O liderlerin en kıdemlisi olan Sayın Temel Karamollaoğlu'nu hepinizin huzurunda sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayı ruhumuza sevgi, sabır, hoşgörü ve itidalle doldurmasını temenni ediyorum. Ramazan ayı savaşı durduran, barışı getiren, milletimizi birbiriyle barıştıran güzel duyguları bizimle buluştursun istiyorum. Ramazan ayı hanelerimize, memleketimize bolluk ve bereket getirsin dileğimi paylaşıyor. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi bugün burada selamlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İl teşkilatımıza, özellikle il başkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Muhterem kardeşlerim, Ramazan başı rahmet, ortası merhamet, sonu ateşten kurtuluş olan bir ay. Cenab-ı Hakk'ın Müslümanlara, inananlara bahşettiği en önemli ay. Bu ayın başını yaşıyoruz. İnşallah ömür vefa ederse sonuna kadar da ibadetimizi tamamlama gayreti içinde olacağız. Muhterem kardeşlerim, bizler milli görüşçüler olarak sadece kendi teşkilatımızın, kendi müntesiplerimizin, bizim gibi inanan, düşünen insanların değil, bütün insanlığın saadeti için çalışan bir anlayışa sahibiz. Biz bütün insanlığı eksiksiz, bizim gibi inanan, inanmayan saadetini arzu ederiz. Bunun da temelinde fikir, düşünce, inanç, özgürlüğü, hürriyeti yatar. İnsanlar düşündükleri ve inandıkları gibi yaşayabilirlerse mesut ve bahtiyar olurlar. Bu bizim kendi inancımızın bize bir emridir aynı zamanda. Bizim inancımızdaki bu fark hiçbir dini inançta, başka bir inançta yoktur. Cenab-ı Hak bizzat kendisi Kur'an-ı Kerim'inde dinde zorlama yoktur buyuruyor. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Zorlarsanız birilerini sizin gibi düşünmeye, sizin gibi meselelere yaklaşmaya sadece münafıklık doğar. Bundan dolayı da bu bizim şiarımız, vazgeçemeyeceğimiz. Peki bu husus neyle teminat altına alınır derseniz, işte o zaman adalet mefhumu gelir. Adalet insana göre değişmez, şahıslara göre değişmez, inançlara göre değişmez. Bir yerde ihtilaf varsa o meseleye mutlaka bir taraf bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Adalet saraylarda gerçekleşmez. Adalet
müesseselerle de gerçekleşmez. Adalet kanun yapmakla da gerçekleşmez. Adaletin gerçekleşmesi için yönetimde bulunanların farklı bir zihniyette olması icap eder. Adalet kendisinin aleyhine tecelli ettiği zaman tereddütsüz o hükmü kabul ederse işte orada adalet var demektir. Yoksa adaletten sadece istismar maksadıyla bahsetmiş olursunuz. Adalet mülkün temelidir. Durduk yere söylenmiş bir söz değil. Bu bizim inancımızın da temelidir. Bundan dolayıdır ki Müslümanlar gittikleri hiçbir yerde insanları zorla Müslüman olmaları için ikna etmeye çalışmamışlar. Baskı yapmamışlar. Tarihe baktığımızda biz bunu iyi görürüz. Ama maalesef Batı aleminde çifte standart kural haline gelmiş. Önce sömürgecilik. Başka ülkeleri sömürmeyi görev addetmişler. Sonra tekebbür. Biz sizden üstünüz demişler. Arkasından da çifte standart gelmiş. Onlar gibi olursanız başka, olmazsanız başka kurallara uydurulursunuz. Son olarak da onlar demokrasiden, insanlıktan, hürriyetten bahsederler ama hikmeti ilahi her zaman despotları, diktatörleri desteklerler. Bu bizim inancımızda hiçbir zaman yer bulamayan bir husustur. Elbette bunun arkasından insanlığın ayağa kalkması, güçlenmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi de gelir. Ancak orada da bizim prensibimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışı. Bu anlayışı siz inanan insanların dışında hiçbir ülkede bulamazsınız. İnsanları açlığa mahkum eder, aç bırakır, ölümüne sebep olur, onunla da iftihar edebilirler. Gelişmiş zannettiğimiz ülkeler. Ben bunu sadece onlara karşı bir tenkit olsun diye söylemiyorum. Ama dünya barışa susamış, barış bu dünyaya gelecekse bu söylediğim prensiplerin kabul edilmesi kuvveden fiile çıkarılmasıyla mümkün. Başka türlü bunu sağlayamazsınız. Bunu sağlarsanız arkasından da dünyada barış, huzur gelir işte. Dünyaya barışı siz başka türlü getiremezsiniz. Biz bundan dolayı milli görüşçü olmakla iftihar ediyoruz. Herkesi de saflarımıza davet ediyoruz. Bundan dolayı biz hakkı hakim kılmayı bunun ilk merhalesi olarak görüyoruz. Hakkı hakim kılmak insanlara zorbalıkla yapılacak bir iş değil, gönüllerine hitap etmekle mümkün olan bir husustur. O zaman ülkede huzur olur, barış olur. O zaman adalet kamil manada sağlanmış olur. Ben bunu bir Ramazan vakti uzun uzun anlatacak değilim. Sadece bir iftar vaktinde, şu Ramazan'da bunu hatırlatmayı bir görev addettiğim için kendime bu ifadelerde bulundum şimdi sizlere. Cenab-ı Hak tuttuğunuz oruçlarınızı kabul eylesin. Yaptığınız ibadetler inşallah kendi indinde makbul olur. İnşallah buradan alacağımız güçle, azimle, kararlılıkla bu yolda da hepimiz bundan önce yaptığımız çalışmalardan daha fazlasını inşallah gerçekleştirme yolunda kararlılıkla davranırız diye ümit ediyorum. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşler. Allah razı olsun. Sağ ol.
Allah yolunu açık etsin güzelim. Amin, sağ olun. Harika. Teşekkürler. Allah bağışlasın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Biraz önce.